Kıyıda köşede ne kalmış diye bakarken neler bulduk neler bulduk. Ne bulduk? Çok şey bulduk. Ben çok güzel bir şey buldum. Sen de 3 tane çok güzel şey buldun. Aslında 4.'yi de ben buldum ama ben onu oynamaya artık vaktim yetmedi, sana devrettim. Hatta daha önceki videolarda söylemiştin. Hatta ben aldım sana onu. Evet, GameShip üzerinden bana alıp hediye etmiştin. Seve seve ben de oynadım. Aslında biraz daha beni dinlesen var ya, neler daha keşfedeceksin var ya. Ama işte senin şu ön yargıları, senin baba, şu bazı oyunlara bakış açısını bir türlü değiştiremedik. Bugün Galip'le ofiste konuşuyorduk. Dedik ya abi dedi, bu adam niye böyle dedi yani. Dedim yapacak bir şey yok yani. Bu adam oyunlara karşı biraz mesafeli yani. Ben mesafeli değilim. Ben sadece zamansızım arkadaşlar. Evet, bu videoda 4 farklı oyun inceleyeceğiz. Böyle mini inceleme tarzında olacak. Normalde bizim bağımsız oyun öneri videolarımızı biliyorsunuz, böyle 10-15 tane bazen böyle tek seferde atıyoruz. Burada biraz daha böyle üzerinde durmak istediğimiz 4 oyun böyle belirleyelim dedik. Onlar üzerine konuşalım çünkü hakikaten çok güzel oyunlar var. Şu an bu arada oynayabileceğiniz böyle çok fazla oyunlar çıkmadı. Yakında çıkacak. Bir hafta sonra çok güzel oyunlar geliyor. O arada böyle oynayabileceğiniz, tavsiye edebileceğimiz güzel oyunlar var. Onlardan başlayalım hızlıca. Kıyıda köşede kalmış, büyük oyunlar arasında ezilmiş, dikkatten kaçmış. İlk senle başlayalım istersen. Bulletstorm. Çok güzel bir FPS oyunu. Kendisi. Çok merak ediyorum. Gerçekten. Çok merak edilecek bir oyun gerçekten. Hikayesi biraz klasik. Bildiğiniz bir intikam hikayesi var. Biz bir şirkete çalışıyoruz. Şirket de bizi göreve gönderiyor. Liste veriyor bize. Git bunu öldür, bunu patakla, bunu şey yap. Bu tarz ilerleyen bir şey var hikayesi. Görevin bir tanesinde general ibrelik yapıyor. Bir adamı öldürecekken adam diyor ben masumum diyor. Biz de adamı öldürüyoruz tabii ki o ara. Adam masum olduğunu biz anladıktan sonra biz 3 kişilik bir ekibiz. Bu ekibin komutanı da biziz. General geliyor işte sen bize masumları mı öldürttün falan filan derken generalle bir çatışmaya giriyoruz orada. Adamın masum olduğunu söylüyoruz. General de kabul ediyor bunu. Ondan sonra biz diyoruz bu işi daha yapmayacağız. İşte seni bulacağım, seni öldüreceğim falan derken oradan hikaye başlıyor. Generalle biz düşman alıyoruz. Ondan sonra akış gidiyor. Oynanış nasıl? Ben bu oyun oynanışını çok böyle dikkat çekici bir oynanış stili var. Öyle gözüküyor. Oynanış yağ gibi akıyor abi. Neden akıyor? Çok farklı mekanikler var oyunda. Mesela hemen bir mekanikten bahsedeyim. Bir kanca yeteneği alıyoruz. O kancayla adamı tutuyoruz, çekiyoruz. Çekerken de slow motion'a geçiyor. He, ben ne yapıyorum abi? Adamı çekiyorum kendime. Ondan sonra bir de tekme atıyorum adama. Slow motion'dayken kafasına tak tak vurup patlatıyorum. Kayma var mesela. Sınırsız kayabiliyorsunuz. Düşmana tekme atınca yine slow motion'a geçiyor. Silah çeşitliliği ne durumda? Silah çeşitliliği de çok güzel. İlerleyen zamanlarda ben tam bitirmedim oyunu. İlerleyen zamanlarda daha da bir açılıyor. Hepsini upgrade yapabiliyoruz. Elimizdeki kancayı upgrade yapabiliyoruz. Silahları upgrade yapabiliyoruz. Düşmanları ne kadar çok şekilli şükürlü öldürürsek bize puan veriyor. O puanlar doğrultusunda belli başlı yerlerde upgrade bölgeleri var. Orada silahımıza ve ekipmanlarımıza upgrade yapıyoruz. Kaç yılında çıkmıştı bu oyun hatırlıyor musun? Oyun çok eski bir oyun değil. 2017 yılında çıkmış bir oyun. Benim gözümden kaçmıştı. Nasıl gözümden kaçtı onu da bilmiyorum. Ama sana buradan teşekkür ederim. Aksiyon seviyorsanız eğer, birazcık da böyle farklı bir şey arıyorsanız kesinlikle oynamanız gereken bir oyun. Benim oyun da oynanış çeşitliliğiyle çok ciddi anlamda beni kendisine hayran bırakmayı başarmış. Pixel art dediğimiz bir sanat tasarımına sahip olan Children of Morta diye bir oyun var. Bergson diye bir ailemiz var. 8 kişilik bir aile. Aile üyelerinin hepsinin birbirinden farklı özel yetenekleri var. Kimi okçu, kimi büyücü, kimi yakın dövüşçü, kimi kılıççı. Hepsi birbirinden farklı. Hepsinin ayrı yetenekleri var. Hepsinin farklı oynanışları var. Olayımız şu, yaşamış olduğumuz dünyada bir yozlaşma var ve bu yozlaşmanın kaynağını arıyoruz. Zindanlara girip zindanlardaki yozlaşmayı ortadan kaldırıp yozlaşmanın ana kaynağı olan sebebi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Oyunu yaklaşık 20 saatte ben bitirdim. Ana hikayesini bitirdim. Roguelike miydi bu oyun? Roguelike bir oyun. Kendisine gerçekten hayran bıraktı. Oyun bittikten sonra ana hikaye bittikten sonra da yeni bir bölüm açılıyor. Aile sınamaları diye bir bölüm açılıyor. İşte burada oyun adeta yeniden başlıyor. Geliştirmiş olduğunuz karakterlerle beraber yeni zindanlara giriyorsunuz. Hem hikayenin böyle eksik kalan parçalarını tamamlıyorsunuz. Hem de böyle çalış modunda, çalış kafasında bir oynanışı sana vaat ediyor. Herkese bununla birlikte New Game Plus dediğimiz özelliği de var. Geliştirdiğin karakterlerle oyuna yeniden başlıyorsun. Sıfırdan daha da bir zevkli oluyor. Yani bu gelişmiş karakterlerle oynayıp o zindanları bir daha tamamlamak, başarımları elde etmek muazzam bir şeydi. Müzikler çok güzel. Güzeldi, atmosferine bayıldım. Pixel art sevmeseniz bile, bakın pixel art sevmeseniz bile, Hades'i sevdiyseniz, roguelike türündeki oyunları seviyorsanız muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Şu an indirimdeydi yani, 2,5 dolar mı neydi? Bu video yaptığımızda belki indirim biter ama yani yine de parasına muhakkak değen oyunlardan bir tanesidir. Rahat bir şekilde 50 saat gömersiniz. Fiyat performans ürünüdür Children of Morta. 11 Bit Studios yayınladı bunu. Yakın zamanda Indica diye bir oyunu yayınlandı. Onun da incelemesini en kısa zamanda yapacağım. Böyle skor kafasında bir oyun gibi duruyor. Değişik,
farklı bir temada bir oyun. Onun da incelemesini yaparız. Children of Morta için söyleyeceklerim bunlar. Şiddetle tavsiye ederim abi. Şimdi de seninle çok yakın zamanda oynadığımız güzel bir co-op'la oynanabilecek oyun var karşımızda. Co-op demişken çok özür diliyorum. Children of Morta'da co-op oynanabiliyor. Onu da söyleyeyim. Ana hikayesi de dahil olmak üzere. Ana hikayesini baştan aşağı co-op oynayabiliyorsunuz. Bana demedin onu. Eğer oynayacaksan GameShift'ten alayım ben bu oyunu. Beraber ana hikayesini bitirelim. Tamam. Müsait bir zamanda yapalım. İyi tamam hadi bakalım. Tamam, devam. Kabul ediyorum. Bak ben sana çok yaraşıyorum bu arada. Tamam hadi devam edelim. Geliştiricimiz Hype Train Digital. Bundan sonra bir oyunundan daha bahsedeceğiz. Oyunumuz çok tatlış. Şu an için erken erişimde. İki tane karakterimiz var şu an için erken erişimde olduğu için. Bir tanesi menzilli silah kullanıyor. Bir tanesi de yakın dövüş üzerine. Oyun çok basit aslında. Belli başlı görevler veriyor. O görevleri o arena içerisinde tamamlayıp bir sonraki seviyeye geçiyoruz. Şu kadar düşmanı öldür veya şurayı koru veya şu sütunları etkinleştir gibi farklı farklı görevler oluyor. Bunların bazıları sonlarında boss veriyor. Boss'u da kestiğin zaman bir sonraki seviyeye geçebiliyorsun. Şu an erken erişimde olduğu için içindeki yapılabilirlikler biraz sınırlı geldi kesinlikle, bize. Kesinlikle. Ben aynı düşüncedeyim. Sen de öyle olduğunu düşünüyorum. Aynen. Ha, dolayısıyla tam sürüme çıktığı zaman şu haliyle bile gerçekten ne kadar oynadık? 2-3 saat oynadık fazla, yani. Fazla. Ama şey güzeldi. Yani buna benzer Envil oynamıştık hatırlarsan. Çok eskilerde oynamıştık. Çeşitlilik olarak çok iyiydi. Onu 10 saat, 20 saat belki oynadık yani. Yani hem Game Pass'te oynamıştık hem Steam'de oynamıştık. Eğer Gatekeeper bu oyundaki oynanış çeşitliliğini sağlayabilirse, bölüm tasarım çeşitliliğini sağlayabilirse kesinlikle kendisini oynatmaya başarabilir. Çünkü hem roguelike türünde olması hem de grafiksel anlamda çok tatlı. Normalde bu tür oyunlar grafiksel olarak çok fazla oyuncuyu tatmin etmez. Siz de zaten görüyorsunuz şu an. Grafik olarak hakikaten çok güzel duruyor. Benim şey de çok hoşuma gitti. Düşman çeşitliliği de bir fazla oyunda. Evet. Fark ettiysen farklı farklı düşman tipleri, farklı farklı ataklar benim hoşuma gitti yani. Oyun şu an gerçekten çok erken erişimde. 10 Mayıs'ta çıkacak ama bu haliyle de büyük bir ihtimal erken erişim olarak çıkacaktır zaten. Tam sürüm olarak çıkmayacaktır. Bence alınabilir. Bir de fiyatını da tam bilmiyoruz. Daha çıkmadığı için, yayınlanmadığı için biz beta test kısmında oyunu deneyimleyebildik. Umarım çeşitliliği sağlarlar. Tek temennim o. Özellikle karakter çeşitliliği çok önemli. Burada iyi bir karakter çeşitliliği olması lazım. Bölüm çeşitliliği olması lazım. Mesela bizim oynadığımız testte mesela öldükten sonra karakteri geliştirme olayı yoktu mesela. Evet. Büyük bir ihtimal bu erken erişimle beraber gelecektir diye ümit ediyorum. Ya muhtemelen çünkü hani fragmanlarına baktığım zaman çok farklı haritalar ve çok farklı yetenek kullanabildiğin karakterler var. O yüzden hani daha güzel olacağını düşünüyorum. Şeyde de bunu yaşadım ben. Void Tren'de de. Şimdi sıradaki oyunumuz Void Tren bu arada. Void Tren'de de bu sıkıntıyı yaşadım ben. İzlemiş olduğum fragmanlarda, gameplaylerde lan bir bakıyorum inanılmaz oynanış çeşitliliği var. Yani düşman çeşitliliği var, silah çeşitliliği var. Yani hareketler o bir şeyim. Böyle aksiyon çok yüksek düzeyde. Oyunu 2 saat oynadım yok. 4 saat oynadım. 10 saat oynadım. La oyun açılmıyor bir türlü yani. Büyük bir ihtimal erken erişimde olmasından dolayı böyle bir durum var. Void Tren ise Gatekeeper'ın aksine 2023 yılında çıkmış. Aslında bir yıldır erken erişimde olan bir oyun. Ona rağmen hala eksikleri olan, bir türlü o eksikliği tamamlayamayan bir oyun kendisi. En büyük eksikliği de şu, kendini çok çabuk tekrar ediyor. Oyunun amacı şu, bir trenimiz var. Onu geliştiriyoruz. Onun üzerine inşa işlemlerini yapıyoruz. Her takım oyunlarında ne yaparsın? Base'ini kurarsın, evini inşa edersin, tezgah kurarsın, farklı boyutlar yapabileceğin farklı tezgahlar kurarsın. Bunlardan da hem karakterini hem base alanını geliştirerek daha güçlü hale gelirsin ve oyunu bu şekilde devam ettirirsin. Burada ise base alan yok, treni geliştiriyorsun. Trenden çıkıyor musun hiç? Trenden çıkıyorsun. Tren sonsuz bir yolculuğa doğru gidiyor böyle. Farklı farklı istasyonlarda duruyor. Zaten istasyondan istasyona mücadele ediyorsun. İstasyonun birinde duruyorsun. Orada bir düşman varsa düşmanları öldürüyorsun. Yoksa loot'unu yapıyorsun. Varsa bir iki ufak görevler var. Ondan sonra tekrardan trene biniyorsun. Treni geliştiriyorsun. Bir sonraki istasyona gitmek için treni hareket ettiriyorsun. İki istasyon arasında bir boşlukta seyahat ediyorsun sen. Rayların üzerinde bir boşlukta seyahat ediyorsun. Bu boşlukta loot yapıyorsun. Odun topluyorsun. İşte metal topluyorsun. Düşman geliyor mu? Bir süre sonra düşmanlar geliyor. Hatta düşmanlar geliyor. İlk başta bir köpek balığı gibi bir şey geliyor. Sadece bir iki yer ateş edip onu kovalıyorsun. Ondan sonra böyle istasyondan istasyona devam ediyorsun. Yani yaklaşık 120-130 hatta daha fazla istasyon sen var. Sen kaç tane gittin? Hacı ben yaklaşık 40'a yakın gittim diye biliyorum. Çünkü bayağı oynadım. 10 saati falan oynadım. Peki nasıl? Benim çok dikkatimi çekti bu oyun ya. Çok enteresan bir oyun. Oyundan sıkıldım. Oyundan sıkıldım ama bırakamadım. Değil mi? Ne olacak? Yani şimdi ne olacak? Şu geliştirmeyi de yapayım bakayım ne olacak? Şunu da yaparsam karakter nasıl aşılacak? Çünkü oyun sıkıyor. Sıktığı yerde şu hep aynı şeyi yapıyorsun. Düşman yani. Çeşitliliği. Bak burada işte bölüm, şu önemli. Bak, boş ver düşman çeşitliliğini. Bölüm çeşitliliği de yok. İstasyondan istasyona gittiği zaman 5 dakika önce aynı istasyonda indin zaten. Aynı istasyonda aynı yere girdin. Aynı kapıdan geçtin. Aynı düşmanları öldürdün. E bu oyun bir yıldır geliştiriliyor. Yani Hype Train'le de bu arada hani şeyi de kurduk. Hani çok güzel bir muhabbetimiz de oldu geliştirici firmayla. Hani muhabbet baki ama bu oyunda eksik yanlar çok fazla var. Bu acaba erken erişimden ne zaman çıkacak? Öyle hiçbir fikrim yok abi. Yazmak lazım, sormak lazım. Bu oyun erken erişimden çıktıktan sonra çok güzel olacak gibi geliyor.
Ben oynayacağım. Biraz daha oynayacağım. Böyle sakin sakin böyle gitmem lazım. Çünkü ya bize gösterdikleri, vaat ettikleri şeyler çok enteresan şeyler. Ve o yüzden benim de dikkatimi çekti. Normalde bu tarz oyunlara şey yapmam ama kafa farklı bir şeye gitmiş. Çok farklı bir kafada. Yani normalde hayatta kalma oyunlarında böyle açık dünya hayatta kalma oyunlarında böyle bir yapı yok. Hani tek bir bölgedesin. Ufacık alanda, dar bir alanda geliştirmelerini yapıyorsun. Bu arada oyundan zevk almaya çalışıyorsun. Bu tren büyüyor mu peki? Treni büyütüyorsun. Tabii ki. Biz tabii onu göremedik ama oyunun bize göstermiş olduğu böyle oynanış videolarında farklı trenler geliyor yanımızdan geçecek. Onlarla mücadele edeceğiz. O yüzden hani oyun çok şey vaat ediyor. İşte bir erken erişimden çıksın bir de o zaman denemek lazım. Bence de bu oyun şu an için oynanır ama erken erişimden çıktıktan sonra keyifli oynanır. Ben biraz daha geliştiririm böyle. Yani karakteri, trenimi biraz daha geliştiririm. Tam sürüm çıktığında daha rahat bir oynarım. Daha iyi değerlendiririm diye düşünüyorum ben. Bakalım göreceğiz. 4 oyunluk böyle mini inceleme tavsiye videomuzun sonuna geldik. Bizim için güzel deneyimlerdi bunlar. Eksik yanları olan oyunlar da var tabii ki ama gelişmeye müsait oyunlar, potansiyeli olan oyunlar olarak görüyoruz biz. Sizler de yorumlarınızı, bu oyunlar hakkındaki yorumlarınızı bizlere belirtirseniz bizler de geliştirici firmalara iletelim. Çünkü birçoğu artık görüşüyoruz. Yani bu çok güzel bir şey bizim için. Gördüğümüz neyse, eksik neyse, fazla neyse hep aynı şeyi söyledik. Ki daha iyi olsun diye. Unutmayın ki oyunlar özel bir nesildir diyerek bitirelim. Kişiden kişiye de farklılık gösterebilir. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek dileğiyle. Oyunla kalın.